Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji Oku yorum programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün ülkemizin gündemi her zaman olduğu gibi yine yoğun. Biz bu çekimi yaptığımız tarih itibariyle ki 29 Temmuz'da yapıyoruz. Sosyal medya yasası meclisten geçti. Biliyorsunuz biz onunla ilgili bir video çekmiştik. Ben açıkçası 15'ine kadar çıkmaz diyordum o yasaya. Ben de bu kadar hızlı çıkmasını beklemiyordum ama çok hızlı çıktı. Şaşırttı. Çok hızlı çıktı. Şaşırttı. Şimdi biraz yasadan bahsetmek istiyorum. Neler değişti? Sansür diyen var, başka türlü yorumlayan var. Haklı oldukları taraflar var, haksız oldukları taraflar var ama şimdi ben bir liste çıkardım. O listede görüyorum. Şimdi bir tane olay şu. Erişim engeli yerine içeriğin çıkarılması mümkün olacak deniyor. Yani bu yasada bir erişim, daha önce biliyorsunuz Twitter'da bir sorun olduğu zaman Twitter'ın engellenmesi veya YouTube'da... En basitinden Wikipedia mesela, evet, sadece bir tane giriş yüzünden bütün Wikipedia'ya erişim sınırlanmıştı. Evet. Bu yeni gelen yasayla arkadaşlar, o içeriğin sadece kısıtlaması söz konusu. Yani Wikipedia'ya yine gireceksiniz, bütün her şeye bakabileceksiniz. Sadece o sayfalara kısıtlanan içeriğe giremeyeceksiniz. Bir de şimdi Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmişti bu sosyal medya ağlarına. Onun yürürlüğe girme tarihi de 1 Ekim 2020 olacak arkadaşlar, onu söyleyelim. Temsilci açıklamayan sosyal ağlara da mesela diyelim ki Twitter dedi ki ben dedi temsilci atamadım dedi. 10 milyon liraya kadar ceza verilebilecek. Reklam yasağı ve bant genişliği konuları olacak. Gelen taleplere 48 saat içinde cevap verme zorunda olacak sosyal ağlar. Sosyal ağ sağlayıcılara da 3 ay süre verilecek ve trafik bilgisinin yanında IP bilgisi gibi bilgiler de verilecek. Şimdi genel olarak baktığımızda aslında bence getirilen şeyler çok öyle sansürlük bir şey değil. Ya sansürlük bir şey yok burada açıkçası. Hani tabii burada şu var ama şimdi diyor mesela erişim engeli yerine içeriğin çıkarılması mümkün olacak. Şimdi burada hangi tarz içerikler? Yani atıyorum işte iktidarı eleştirecek bir video çekildi. Diyecekler mesela YouTube'dan şu içeriği kaldır hemen. Bu tarz bir şey gelirse biraz sansüre girer. Ya şu anda ben onun olacağını düşünmüyorum. Neden? Şu anda da var öyle videolar YouTube'a girdiğinde. İşte var YouTube'da o var videolar ama şu anda mesela YouTube'u kapatmıyorlar. Kapatmıyorlar. Ama şimdi içeriği kaldırmaları mümkün olacağı için diyebilir yani bu içerikleri istemiyoruz. Geçen gün biliyorsun öyle bir olay oldu. Ekin Kollama'nın teknoloji atarlanan adam kanalında bir video yayınlanmıştı. Sadece o videoyu hükümetten gelen bir talep yüzünden kaldırıldı gibi bir şey oldu. Zynga Poker miydi neydi öyle bir şeyin reklamı varmış galiba altında. Yani tabii bu neden oldu, nasıl oldu, onun konuyla alakası var mı, poker meselesi mi yoksa değil mi o bilinmiyor. Açıklama da yok bu konuyla ilgili. Yani öyle bir endişe var tabii ki. Yani insanların bence yani Türkiye'deki en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Bir kanunlar var, evet her konuda kanun var ama uygulamada iki sıkıntılar var. Uygulanmamasından kaynaklanan bir durum var. Bir de uygulandığı zaman keyfi gibi algılanan evet, şeyler de olabiliyor. Birazcık bu yorumlarda biraz sıkıntı oluyor. Ya şimdi oluyor. Bunu aslında biz biraz yaşayıp göreceğiz. Şimdi evet, sadece söylüyoruz, tahminde bulunuyoruz. İleride göreceğiz. Muhtemelen bir 3-4 ay sonra taşlar yerine oturmuş olur. Evet. Hani görürüz o zaman hangi içerikler kısıtlandı. İçerik kısıtı gelen içerikler hangileri? Ne tarz içeriklere kısıtlamalar geliyor? Bunları gördüğümüz zaman ha, diyebiliriz ki ha, tamam bu olmuş ya da olmamış. Tabii tabii ben de aynı fikirdim. Çok güzel bir yorum yaptın. Hani şimdiden yaygara koparmanın alemi yok. Bir de ben şu konuda şeyim yani sonsuz özgürlük diye bir şey de yok arkadaşım yani. Ya kimse tabii canım, kusura bakmasın. Hani birisi birisini hakaret edecek. Burası sosyal medya ben istediğimi söylerim. Yok öyle bir dünya. Yani ben o konuda da şeyim. Yani tamam sansür olsun da demiyorum ama bir şekilde bir denetleme mekanizması olmalı. Yoksa önüne gelen sana hakaret etsin. Var zaten işte etsin. Bu. Bir de bu arkadaşlar hani sadece Türkiye'ye özel bir şey değil. İngiltere, Almanya gibi ülkeler de hani sosyal medya kanununu yürürlüğe soktular ya da işte yakın gelecekte sokacaklar. Dolayısıyla hani sadece bu Türkiye'de olan bir şey gibi de algılanmasın. Avrupa'daki tüm ülkelerde hemen hemen artık sosyal medya hani düzenlemesini yapıyorlar. Evet. Yani aslında şöyle bir durum vardı. Türkiye'de de öyle durum aynı şekildeydi. Eğer siz normal yolda gördüğünüz birinin yüzüne söyleyemeyeceğiniz ya da söylediğiniz zaman hakarete girecek olan şeyleri sosyal medyada söylüyorsanız burada sıkıntı var demektir. Bunu yapmayacaksınız ya, bu kadar basit aslında. Ama Osman da söylediği gibi yani birazcık biz bunu belki 3 ay sonra bu videonun bir yeni versiyonu çekeriz. Deriz ki kanun geldi, şöyle iyi oldu, böyle kötü oldu, şunlara müdahale olundu, bunlara müdahale olunmadı gibi daha net konuşabiliriz. Ama şu anda yaygara yapmanın alemi yok çünkü şu an daha henüz ortada bir fol yok, gümürt yok. Bu arada TBMM'den daha yeni geçti. Yasalaşmadı ama muhtemelen bu video yayınlandığı tarihte kadar ki
biz çarşamba günü çekiyoruz, cumartesi günü yayınlanacak bu video. Muhtemelen yasalaşacak. Yani resmi gazetede yayınlandıktan sonra yasalaşıyor çünkü. Sonuçlarını da hep beraber göreceğiz ama en erken sonucu bence Ekim-Kasım gibi olacak gibi görünüyor. Daha öncesinde böyle bir durum, yani sonuçlarını görebilecek bir örnek yaşamayız gibi diye düşünüyorum ben. Aynen öyle. Bir de ben şeyi merak ediyorum. Mesela reklam yasağı ve hani bank genişliği ile ilgili bazı madde vardı. Evet. Burada reklam yasağından kasıt ne mesela? Hani sosyal medyaya baktığımız zaman zaten böyle hani çok göstere göstere reklam yapılmıyor. Genelde viral reklamlar yapılıyor. İşte çeşitli videoların içine mesela, özellikle bu YouTuber'lar falan o tarz reklamlara yöneliyorlar. Hani bununla ilgili bir düzenleme gelecek mi? Mesela diyecek mi o YouTuber'a, ya sen burada reklam yapmışsın, bu videoyu kaldır diyecek mi? Hani bu mesela dizilerde falan var biliyorsunuz, dizilerde olsun, işte bu programlarda olsun, markanın ismini bile söyletmiyorlar. Acaba diyorum videolarda da, yani YouTube'da yayınlanan herhangi bir videoda da böyle bir sınırlama getirilebilir mi, getirilemez mi? Bunu merak ediyorum. Atıyorum şimdi biz buraya misal Huawei'nin telefonunu koymuşuz. Bize diyecek mi buraya, ya Huawei'yi sen oraya koymuşsun, reklamını yapıyorsun. Ya aslında diyecek mi bu videoda? Bunu merak ediyorum. O biraz şey gibi, mesela şimdi okuyayım ben sana onu. BTK Başkanı tarafından diyor, Türkiye'de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcılarının yeni reklam vermesi yasaklanacakmış. Yani bu başka bir konu aslında biraz. Yani tam o dediğin konu değil bu. Biraz daha reklam yasağı da verilebilir diyor bu sosyal ağlara. Ama onu nasıl kontrol edeceksin? O birazcık muallakta yani. Yurt dışından birisi reklam verse onu Türkiye'de göstermeyecek misin? Yani. Nasıl göstermeyeceksin? Bu tam o söylediğin konu değil anladığım kadarıyla. Başka bir konu bu. Hani belki yasa dışı şeylerin reklamını yayınlama olayları var. İşte bahis sitelerinin, şunların, bunların. Acaba onlarla ilgili bir durum mu? Yani çünkü o senin söylediğin şey rutin biraz ilgi alanına giriyor. Hani biz çünkü ben televizyon programı da yapmıştım. O dönemde de öyleydi. Hani bir telefonun koydum buraya masaya, reklam aldığını varsayıyordu Rütük. Oradan bir şey istiyordu senden falan. Bu başka bir konu biraz sanki. Yani reklam yoluyla sosyal ağları kontrol etmek gibi bir durum söz konusu. Ama dediğim gibi işte bunu birazcık biraz kendimiz yaşayarak göreceğiz sonuçlarını. Çünkü daha henüz ortada fol yok, yumurta yok. Uygulamada bazı şeyler tam da böyle olmayabiliyor. Hani hayata geçirildiğinde aynen sıkıntılar aynen olabiliyor. Uygulanması mümkün olmayabiliyor. Ya işte en basit örneği spam aramalar dedik. O kadar mesajlarda şey geçen hafta evet programımızda. Hani bir yasa yürürlüğe girdi, bir şey yürürlüğe girdi, ceza verecek falan dedi ama hala çatır çatır mesaj atmaya yani devam ediyorlar. Hayır, şöyle bir sorun da var mesela. Kızılay bana mesaj atmış. İşte Kurban Bayramı geliyor ya işte. Ha, bana da attı. Kodamız doluyor diye. Kurban 3 gün kaldı, 5 gün acele kaldı falan. Edin. Eyvallah, tamam da mesela o mesajın altında şey yok. Hani abonelikten çıkmak istiyorum ya da ben hani Mernis numarası falan. Şimdi hani devletin abi kendi organları bunu yapıyor. Şimdi ondan sonra vatandaş niye yaptı diye kızamıyoruz artık yani. O yüzden uygulamayı görmek lazım. Şu anda böyle atıp tutmanın, ahkam kesmenin de çok anlamı yok arkadaşlar. Yani bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde muhtemelen sosyal medya düzenlemesinin nasıl işlediğini öğrenmiş oluruz. O zaman tekrar bir video çekeriz ve deriz ki ya arkadaşlar böyle böyleydi fakat böyle oluyor. Ya da tam olarak yazdığı gibi götürüyorlar diye sizlerle birlikte paylaşabiliriz. Evet, bir teknoloji okuyorum programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni konular, yeni gündemlerle karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın diyorum. Bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.